LGS MotoFest içinde dikkat çeken bir iddia dolaşıyor sevgili seyirciler. Yani söylemesek olmaz dedirten ya da konuşmasak olmaz dedirten bir tablo. Evet, hafta sonu Kayseri önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kayseri kendini tanıtmaya çalışacak. Ve bu çerçevede de bir atak var biliyorsunuz, Kayseri Valiliği öncülüğünde belediye Kayseri'yi tanıtmaya çalışıyor. Peki Kayseri'nin firmaları bu tanıtımda ne kadar destek veriyor ya da ne kadar ön planda, ya da bir başka deyimle taşın altına elini koyuyor mu? İlginç bir iddia yansıdı bize ve bu iddiaya göre de bu MotoFest Festivali ile ilgili bir sponsor arayışına girilmiş. Yani orada ünlü bir sanatçıyı ağlayalım, ünlü bir sanatçı konser versin, katılımı arttıralım, Erciyes'in adını, Kayseri'nin adını tanıtalım demişler. Tabi sponsorda kim olsun? Kayseri'de sucuk pastırma firmaları var. Erciyes'te de bir festival yapılacaksa buna da sucuk ve pastırma firmaları yakışır demiş organizatörler. Bu kapsamda da sucuk ve pastırma firmalarına gitmişler efendim Kayseri'de. Yahu biz Erciyes'te bir festival düzenliyoruz. İşte Türkiye'nin farklı yerlerinden katılımlar olacak. Yüzlerce insan oraya akın edecek. Buna da bir sponsor, bir sanatçı, ünlü sanatçı getirelim. Orada etkinlikler daha da şenlensin, coşku daha da alevlensin. Biraz da Türkiye'nin ilgisi oraya da dönsün. Ünlü bir sanatçı gelince öyle olur genelde. Ama sponsor bulamamışlar efendim. Kayseri'deki sucuk pastırma firmalarının kendilerine sponsor olmadıklarını ifade ettiler. Ama detay burada, dikkat çeken detay burada sevgili seyirciler. Afyon'a gitmişler. Yani demişler ki ya Kayseri'li firmalar bize sponsor olmuyor, biz de Afyon'a gidelim, orada bulalım sucuk işte pastırma neyse artık firmalara. İlginçtir. Afyon'daki firmalar, yine iddiaya göre, bize iletilen bilgiye göre, Afyon'daki firmalar sevgili seyirciler bu festivale sponsor oluruz demişler. Yani Kayseri'deki o festivale sponsor oluruz ama bir şartımız var demişler. Yine organizatörler de şaşırmışlar acaba ne şart diye. Bizim ismimizi anmayın, bizim ismimizi orada söylemeyin, bizim ismimizi orada deklare etmeyin. Kayseri'deki meslektaşlarımız üzülür, alınırlar demişler efendim. Evet, gerçekten ilginç, düşündüren, çarpıcı bir gelişme. O festivalin içerisinde yer alan bazı isimler bize ulaştılar. Bununla ilgili yine Erciyes AŞ yönetimine de durumu ilettikleri, ama Erciyes AŞ yönetiminin de en azından biraz krizi önlemek ya da yaşanabilecek, ortaya çıkabilecek sıkıntıları önlemek için ya biz ünlü bir sanatçının konserini programa koymayalım, en azından yerel sanatçılarla etkinliğimizi gerçekleştirelim, ünlü bir sanatçının konserini istemiyoruz şeklinde tartışmayı kapattığı da ifade ediliyor. Ama bu festivalde emeği geçen bazı insanların, emeği geçecek bazı insanların bize ulaştırdığı bilgidir efendim. Onu da ifade etmiş olalım. Yani bir taraftan Kayseri Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, işte İl Kültür Turizm Müdürü biliyorsunuz son zamanlarda ön plana çıkmaya başladı. Ve onlar adından söz ettirmeye çalışıyor, Kayseri'yi tanıtmaya çalışıyor, Kayseri ile ilgili değerleri tanıtmaya, aktarmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da Kayseri tanıtılırken Kayseri'den aldıkları güçle, kendilerini Kayseri'den aldıkları enerjiyle dünyaya, ülkeye tanıtan ve Kayseri'nin değerlerine sahip çıkması gereken firmaların bu değerlere sahip çıkmama konusunda gayret göstermeleri ya da sponsor olmamaları ya da bir nevi destek sunmamaları ve bu desteği sunmamalarının ardından o insanların başka ile gidip oradaki firmalarında ya biz sponsor oluruz ama oradaki meslektaşlarımız alınabilir, o yüzden ismimizi anmayın, anons etmeyin dedikleri de bence ibretlik bir durum. Yani bunu bize iletenlere sorduk, yani hakikaten böyle bir şey yaşandı mı? Onlar da söylüyor, yani yaşandı diyor. Gerçekten Kayseri için herkesin düşünmesi gereken bir konu. Bu şehirde sadece işte valilik, belediyeler, işte siyasi partiler ya da falan filanlar gayretleriyle olmayacak bu iş. Yani bu işe Kayseri firmalarının da, hakikaten Kayseri'de doğan, Kayseri'nin ekmeğini yiyen, dünyaya yayılan ya da ülkeye yayılan firmaların da en azından doğduğu topraklarla ödeşmek felsefesi adı altında elini taşın altına koyması gerekiyor. Zaten yerel basını yalnız bırakıyorsunuz. Yani dev dev reklamları, dev dev sponsorlukları, başka şeyleri oluyorsunuz, görüyoruz. Yani televizyon ekranlarında, yaygın medyada görüyoruz reklamları. Yerel basına destek olmuyorsunuz ama Kayseri'nin basınına, ulusal yaygın medyada sıkça yer alanlar da var. Bari bu şehrin değerlerine hani sahip çıkalım. Hani bari diyorum ama orada bir gönderme yaptığım için bari diyorum. Yoksa
O da gerçekten dikkat çekici, düşündürücü bir durum ama Kayseri'nin firmalarının da, Kayseri'den doğan firmaların da bu şehrin toprağından, emeğinden, insanından büyüyen, bugünlere gelen firmaların da hakikaten bu topraklarla ödeşme felsefesine artık bir katkı sunması gerekiyor. Yani onu da ifade etmiş olalım yeri gelmişken.